bugünkü videonun konusu yine Abbas. Ama hiçbir öğretici yanı yok. Hiçbir şey anlatmayacağız. Şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır demeyeceğiz. Sadece son halini paylaşmaya çalışacağız. Ve birkaç soru vardı. Onlara değinmeye çalışacağız. Geçen bölüm 3 tane resim paylaşmıştık. 3 tane BMW fotoğrafı paylaşmıştık dizayn olarak. Bunlardan hangisi daha iyi yakışır diye düşünmüştük. 1 numara siyah olandı. En çok oyu aldı ki bizim de favorimizdi. Evet, güzel siyah sonuçta asil bir renktir. Güzel gösterebilir. İkinci şu model. Bunun sade çizgi, evet güzel. Üçüncüsü de şu. En agresif çizgilere sahip olan. Biz de 1 numarayla 3 numarayı birbirine karıştırdık. Kendi dizaynımızı oluşturduk. Ona göre bir şekil yaptık. Evet, araba eskisine nazaran baktığınız zaman çok farklı duruyor. DTM araçları gibi oldu. Güzel. Bu araba zaten spoilersız olmayacak. İlla da spoiler şart. Böyle kaba bir spoiler. Her ne kadar matematiksel bir hesaplaması yoksa bile en azından görüntü olarak orada durması gerekiyor. Ben genelde video atmadan önce son hallerini Instagram'da veya YouTube'un topluluk segmentinde paylaşırım ki fikirleri alayım, en azından soruları alayım, ona göre fikir edineyim diye. Gelen sorulardan bir tanesi jantlarla ilgili. Jantlar değişmeyecek mi? Jantlar değişecek çünkü benim aklımdaki Abbas yarışlara girecek olan Abbas. Legal yarışlara, yani bir pist var, bu piste götüreceğiz arabayı, yarışlara sokacağız. O yarışlara soktuğumuz zaman tabii ki lastikler ve jantlar değişmesi gerekiyor. Orijinal jant üzerinde ben sadece boyamıştım. Bunu yine boyayabilirim. Gunmetal. Gunmetal yani şöyle kahverengi tarzı bir renk. Evet, yakışacağına inanıyorum. Ama bunlar da üzerinde fena durmadı. Biraz değişik durdu. Belli bir süre kullanacağım, ondan sonra değişeceğim. Evet, her zaman da söyledim, modifikasyon bitmeyecek. Biz bunu yarışlara soktuğumuz zaman bütün eksiklerini alsın, o zaman göreceğiz. Amatör takımlarını değiştirmemiz gerekecek. Koltuğu değiştirmemiz gerekecek. Direksiyonu değiştirmemiz gerekecek. Diferansiyel kilidi atmamız gerekecek. Diferansiyeli değiştireceğiz. Bunların hepsi tabi o yarışlar esnasında yavaş yavaş göreceğiz. Diğer türlü motoruyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sadece yakıt sistemi, o da dediğimiz gibi 1500 km şehir içerisinde gittikten sonra, ki biz bu arabayı yaktık da motorla taktıktan sonra yaptığımız 200 metre yok. Kapıdan dışarıdan içeriye soktuk, getirdik. En son motora 3.5'luk map sensör aldık. Onun dışında egzoz sistemi, hani patlayan egzozlar var ya, onu istediğimiz zaman devreye sokacağımız beyine bir parça takacağız. Onu da yerleştireceğiz. Onun dışında yakıt sistemi, tabii o yakıt sistemi dediğim gibi 1500 kilometreyi bitirdikten sonra, o da yazı bulur. Yani Mart Nisan'ı bulur. Karlar var dışarıda ve mutlaka karın kalkması gerekiyor. Bu arabayı yere sokamayız. Evet, yine bir yorumda şu aynayı biz kendimiz yapmıştık karbon fiberden. Nasıl yaptık? Bununla ilgili biz video çekmemiştik ama yine yapacağımız aksesuar var. Mesela şu tarafa bunun kalıbını çıkardık. Buradan bir karbon fiberden yapacağız. Gerçek karbon fiberden. Bunu nasıl yaptık? Kalıpsız, vakumsuz nasıl yaptık? Ya kalıp var da vakumsuz nasıl yaptığımızı, onun hepsini tek tek videosunu göstereceğiz. Sıkıntı değil. Evet, şimdi arabanın son bir halini gösterelim, ondan sonra devam ederiz. Arabamızın son hali bu. Şimdi şu ön taraf, ön tamponu biz yeni baştan boyadık. Biraz mat renge boyadık ki arabaya yakışacağına inanıyorduk. Burayı, evet, yine gelen soruların bir tanesi vardı. Yine beyazla devam edecek misin? Hayır, düşünmüyorum şimdilik ama çok göze batarsa, yine de fikirlere kalmış. Çok göze batarsa burayı da beyaz yapabiliriz. Daha bu tarafa hiç karışmadık. Dediğim gibi dizaynı değiştirdiğim için malzemeler bitti. Kırmızımız var. Açık mavi var ama koyu mavi neredeyse bitmek üzere. Şuraya bir yazımızı yazdık. Olmazsa olmaz. Bu saatten sonra bu arabayı güzelleştirecek olanlar stikerler. Stikerleri arttırmak gerekiyor. Şu üst cama, camın üst tarafına
bir sticker yapıştıracağız. M Power ya da BMW Power gibi. Şu yan tarafa yine bir camın yan tarafına yine şunun gibi bir yazı yazdırabiliriz. Yanlamasına gelsin. Diğer yine sorulardan bir tanesi tavan kısmı. Tavana bir şey yapmayacak mıyız? Tavana yapacağız. Tavanı yine yarı yarıya bırakacağız. Şu yarıdan başlayacak. Şu tarafa doğru. Üzerinde bir M yazısı gelecek. Onun dışında şu yan tarafta şuraya bir numara koymayı düşünüyoruz. Yani biraz daha spor görünüm olsun diye. Spoilerımız bu. Spoilersız dediğim gibi olmayacak. Spoiler üzerinde biraz daha çalışacağız. Bunun bu seviyeye gelme videoları var. En azından tamamını bitirdiğimiz zaman tekrardan videosunu yayınlayacağız. Tam şurada güzel bir yazı var. Görünüyor. Ney? Abbas. Arka taraf tamponu bitti. Bugün aslında bunun yerine takıp kalan çizgilerle devam ettirmek istiyorum. O da kalabilir. Onun dışında arka stop lambalarımız şöyle biraz kararttık. Ama ne kadar iş görecek bilmiyorum. Ama şu anda kullanılabilir, idare edebiliriz. Taktıktan sonra eğer ki yeterli şeyi vermezse bize, yeterli güzelliği vermezse arka stop lambasını da değiştirebiliriz. Bu tarafımız olduğu gibi duruyor. Yapacak da bir şey yok. Yavaş yavaş uğraşırız. Hiç sıkıntı değil. Evet, şerit çizgilerimiz bu şekilde. Alt tarafımız siyah. Daha şurası da siyah olacak. Çok işimiz var ya. Bitecek gibi değil. Şurası buradan devam edecek. Belki bir nevze şu kırmızı şeritler buradan gelip şu tamponun bu tarafından tekrardan düşebilir. Şu iç taraflar karbon fiber yapabiliriz. Daha sonra bu tamponun alt kısmına bir ek yapacağız. Umarım güzel bir şekil alacak. Daha şuranın da kaplaması yapılmadı. O da yapılacak. Güzel. Araba giderek güzelleşiyor. Abbas, bitmedi. Sıkıntı değil, bitireceğiz. Öyle de böyle de finale gelecek. Şimdi niye bunu yapmak istemiyordum şimdiye kadar? Dışarıda, ya şu anda geç hava iyi ama bayağı bir kar var. Bu da kış arabası değil. O yüzden bir süre garajda bekleyecek. O zaman da uğraşırız ufak ufak. Şimdi dışarıyı gösterelim. Niye bu arabayı bitirmek istemiyordum? İşte bundan dolayı. Dışarıdaki kar. Şimdi bir sonraki videoda eğer ki bunun parçaları, malzemeleri gecikirse şu arabanın SP sorunu var. Direksiyonda steering angle sensör. Onu değiştirmem gerekiyor. Bunun yine body işleri var. Onlarla uğraşacağız. Daha diğer BMW olduğu gibi orada yatıyor. Daha da yatar. Yavrum benim. Bunun farları da güzel aslında. Şöyle bir açarsak. İşte şimdi Abbas'a taktığımız farlar buna benziyor. Tabii şurada bir çıkıntısı var ama diğer türlü iyiymiş. Evet, daha bunun da sıra gelecek. Yavaş yavaş. İşte arabanın bu tarafı beyaz. Şimdi buraya baktığımız zaman bütün karizması gidiyor zaten. Dediğim gibi şimdi şeritleri şuradan indireceğiz. Arka tamponun oradan geçecek. Şurası yine tamponun burası siyah olacak. Bu taraf beyaz. Diğer şeritler de buradan gelecek. Buradan tavan kısmına doğru gidecek. İşimiz çok. Yaparız. Evet. Üstten baktığımız zaman araba harbiden DTM araçları. Tam yarış aracı. Şu tavan kısmında yaparsak kendini bayağı üstten gösterecek yani. Bayağı bir güzel şekil alacak. Dediğim gibi bu saatten sonra stickerlar. Stickerları ne kadar çok arttırırsak araba o kadar spor görünecek. Her şeyini yavaş yavaş yapacağız. Evet gençler. Kısa bir video oldu ama oldu. En azından arabanın son halini ve yapacaklarımızı biliyoruz. Evet, yine fikirleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Emin olun ki aklımızın bir yerine mutlaka yazılıyor ve değerlendiriyoruz. Emin olun. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.